Dostlar ikinci bölüme başladık efendim. Bereket TV Hayvancılık TV ortak canlı yayınında çok kıymetli bir misafirimiz var. Dün duyurduk, sabah ilk bölümde de aktarmaya gayret gösterdik. Bence e, şu anda hani 2018 yılı buzağı yılı ilan edildi diye söylemiyorum bunu. Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesini hayvancılık için konuşacağız. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Turan Civelek Hocam. Nasılsınız? Efendim sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun o şeref bize ait. Çok Öncelikle nazik ediyorum. davetiniz için tabii teşekkür ederim. Estağfurullah. E, bu vesile sözlerime Zeytin Dalı harekatını Hı. icra eden kahraman ordumuza Allah'tan kolaylıklar, başarılar... Allah ...dileyerek olsun. başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimiz var. Allah'ımdan evet, rahmet, Allah rahmet, rahmet efendim. efendim. Başımız sağ, Başım sağ olsun. Şimdi de. efendim... E, ...tabii görüşlerinize, dileklerinize evet. katılmamak... ...mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz. Ve e, tarımın... ...hayvancılığın gündemine geçiyoruz. Evet, Şimdi Sayın Bakan çıktı... ...dedi ki, çok aktardık burada detayları. 2018 yılını... ...buzağı yılı ilan ediyoruz. Buzağlarımız... ...ölmesin dedi. Sonra... Bir baktık ki çok ciddi oranlarda bizim buzağımız ölüyormuş gerçekten. Avrupa'da bu oranlar %5 civarındayken bizde %12-15 civarlarına falan çıkmış. Bir de rakamlara bakıyoruz. İlgili sivil toplum örgütlerinin verdiği rakamlara. Deniyor ki e, mesela 480 bin, 500 bin buzağı ölüyor. Benim özel yaptığım görüşmelerde çeşitli e, çok kıymetli hocalarımla 1 milyona yaklaştığını söyleyenler de var. Ama ben yansıyanları aktarıyorum sadece. 4 milyar liralık milyar trilyon katrilyon. Değil mi? Eski Öyle parayla değil. 4 katrilyon liralık bir ekonomik zarar demekmiş bu. Hocam iyi ki de böyle bir yıl ilan edilmiş ki bu konular gündeme gelsin. Biz bu çok özür diliyorum. Ee, tabirim yerinde değilse beni düzeltin. Bu dehşet rakamlara nasıl oldu? nasıl nasıl ulaştık evet, yani? Ulaştık evet, gerçi evet. olumlu şeyler için söylenir ama evet. ben şaşırdım kaldım. Evet. Nedir bunun sebebi kıymetli Şimdi hocam? Şimdi tespitleriniz çok doğru. Sayın Bakanımızın. Bakanlığımızın tespitleri de çok doğru. Bakınız bu bir milli meseledir. Kayıplar çok büyük. Tabii ki rakamlar değişken. İşte 500 bin deniyor, 900 bin deniyor. Şimdi öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu rakamları bir revize etmek tahmin ediyorum gerekecek. Neticede resmi rakamlar. Fakat herkes bir rakam ortaya koyuyor. Şimdi şöyle giriş yapalım müsaadenizle Umut Nasıl isterseniz. Geçen sene 2 milyon 800 bin adet suni tohumlama yapılmış bu ülkemizde. Hı hı. Ve aşağı yukarıda. 500-550 bin hayvan ithal edilmiş. Evet. Şimdi 2 milyon 800 bin rakamı önemli. Niye önemli? Ee, ben ilgili arkadaşlara da danıştım, sordum. Dedim ki efendim 2 milyon 800 bin suni tohumlamada bizim verim oranımız buza eldemiz nedir? Hı. Türkiye realitesi çerçevesinde. Deder ki 150 160 dolayında ne yapar? Hadi 1 milyon 400 bin hayvan yapar. Hı. Hı. 550 bin hayvanın bunları e, çoğunluğu kasaplık hayvan ama Hı. bunların e, hepsini biz gebe düve kabul edelim. Bunlardan da hayvan elde et, e, buzağı elde ettiğimizi Bizi varsayalım. Varsayalım. Ne yaptı efendim? Yaklaşık 2 milyon. Şimdi 2 milyon buzağımız var elimizde. Hı hı. Yok böyle bir rakam ama var Olması diye. Olması lazım. Olması lazım. Evet. Bunun %15 rakamı ne yapar efendim? 300 bin yapar. Evet. Şimdi 300 bin rakamı bile 300 bin rakamı bile eğer %15 ise gerçekte buzağı kaybı hı hı e, çok büyük bir rakam. Kaldı ki ben bu rakamlara ulaşılmadığını düşünüyorum. Ama yine de bu ister 150 bin olsun. İster 200 bin olsun ister 500 bin olsun her halükarda çok ciddi buzağa kayıpları var ülkemizde. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi biz olaya aynı yeni doğan bebeklerin kaybı gibi bakmak durumundayız. Kıstas bu olmalı. Şimdi siz ülkenizde eğer 300 bin 500 bin buzayı kaybediyorsanız bir yıl içerisinde bunu açıklamanız mümkün değil. Şimdi bu %15 rakamını ben büyük işletmeler için ya da ortalama bir rakam olduğunu düşünüyorum. Küçük orta işletmeler için bu rakamın kendi tecrübelerimiz yüzde %40'lara, %50'lere varabildiği görülmekte. E, dolayısıyla şöyle düşünelim. E, logaritmik bir artış da söz konusu olacak. Bu bir genel kaydedir. Siz 300 bin buzağının yarısı ne doğacaktır efendim? Dişi. dişi yarısı olacak. da erkek olacaktır kabaca söylemek gerekirse. Doğru. Her yıl Hı. dişi hayvanlarınızı da koruduğunuzu ve kesmediğinizi... Kabul Varsın edersek varsa. ki öyle olması gerekiyor. Ülkemizin evet. bir e, realitesi bu. Bir kez dişi hayvan varlığımızın da korunması gerekiyor. 7 sene 10 sene siz bu hayvandan verim alabilmeniz gerekiyor. Dişi hayvanlar her yıl 150 bin hayvanı, 200 bin hayvanı buzayı, dişi buzayı siz logaritmik artışını da düşünün. Siz 5 yıl içerisinde bu ülkenin dışa bağımlılığını da bitirirsiniz. Damızlık sorununu da çözersiniz. Dolayısıyla bakanlığımızın yapmış olduğu bu girişim doğrudur. Doğrudur. Şimdi doğrudur bunu efendim. detaylandıracağız. Tabii buyurun. Bir rakam dikkatimi çekti kıymetli hocam. Tabii ki buyurun 500-550 bin hayvan ithal ediyoruz, sığır ithal ediyoruz. 3 aşağı 5 yukarı buzağa ölümlerimizde bu kadar. Yani öldürdüğümüz kadar ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu bizi şu sonuca ulaştırır mı? Öldürmezsek ithal etmeyeceğiz. Aşağı yukarı doğrudur. Evet. Böyle de diyebiliriz hı hı. ama ben tekrar altını çiziyorum Umut Bey. 500-550 bin rakamının Türkiye gerçekleriyle ben uyuşmadığını düşünüyorum. Biraz tabii daha ayrı, altta ayrı, tabii biraz değil. daha aşağıda olduğunu şahsım adına düşünmekteyim. Tabii ki resmi veriler gerçeği ortaya koyar. Hı hı. Efendim şimdi burada ana sorun şu biz buzağa kayıplarını ne derece önemseyeceğiz? Nasıl bir mücadele vereceğiz bunun e, önlenmesi adına? Şimdi bakalım. 4 katrilyon ekonomiye tabii, zararı tabii, varsa tabii, tabii ki de önemli, Bu milli mesele işte. Yani o. Milli Rakamın mesele. ne olduğunu çok önemi yok. Aha. Şimdi ne yapacağız? Bir kez buzağa kayıplarının yüzde ellisi minimum buzağa ishallerinden kaynaklanmakta. Yüzde kaç dedin? Yüzde si minimum. Yüzde 50'si tabii ki. Buza, ishallerden. Buzağa ishallerinden Peki niye ishal oluyor? Tabii. Şimdi ishal bu yapan çeşitli nedenler var. Bunların bir kısmı anneye bağlı, bir kısmı çevreye bağlı ve bir kısmı da doğum sonrası buzayla ilişkili, buzağının e, durumuyla ilişkili etmenler. Efendim şimdi bu yüzde elli rakamı korkunç bir rakam tabiri caizse. Hakikaten öyle. Korkunç bir Dedik rakam. Yani. Şimdi bakanlık bir strateji belirledi. E, takip edebildiğimiz kadarıyla diyor ki ben e, bunu önleyeceğim. Önleme üzerine bu stratejiyi kur, kurdu. Yani ne diyor? Ben biyogüvenlik tedbirlerine dikkat edeceğim. Aşılamamı yapacağım. Bu noktada da bir strateji oluşturdum. Ve bunu ülke genelinde bir milli mücadele haline getireceğim. Hı hı. Doğrudur. Fakat burada eksik bir yan var. Nedir efendim? Bugüne kadar bu atlandı. Efendim o da siz şimdi Türkiye'nin buzağı hayvan yetiştirme ve e, şartları belli. Hı hı. Dolayısıyla bu şartlar altında her canlı gibi buzağlarında hasta olacağını da ne yapacağız? Hesaba katacağız. Muhakkak. Dolayısıyla bunun bu yani biyogüvenlik, koruma tedbirleri, aşılama ve benzeri ve üçüncü ayada tedavi, doğru ve uygun tedavinin uygulanabilmesi olmalı. Bu çerçevede ne yapılabilir? Efendim bu çerçevede veteriner hekimlerimize büyük rol düşüyor. Dolayısıyla ben şüphesiz hekimlerimizin hepsi özveriyle çalışıyorlar. Bakın bugün Türkiye'de serbest olsun, devlet olsun. Tüm hekimlerimiz Tüm hekimlerimiz, tüm veteriner hekimlerimiz elinden ne geliyorsa cidden emin olun bu mücadele için yapıyor. Fakat... Kıymetli hocam çok özür diliyorum. Tabi buyurun efendim. Estağfurullah ne demek. Sadece bir parantez. Ee, sizi yayının başında iki üç defa anons ettim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ee, bana özellikle devlette çalışan veteriner hekimlerin ee, artık masa başı iş yapmaması gerektiği noktasında çok mesaj geldi. Bu veteriner hekimlerimizi suçlamak için söylemiyorum. Öyle görevlendirildiyse onu yapmak tabii, zorunda. Tabii. Ama sadece bilin istedim. Tabi yani yok. Haklısınız, artık. haklısınız ha. efendim. Veteriner hekimlerin geri saha olmalı, masa başı olmamalı. Bir kez burada ben de size katılıyorum. Hı. Şimdi ne yapılmalı? Hani hocam üçüncü saç ayağını kurdunuz. Aynen öyle. Tedavi dediniz, uygun tedavi dediniz, doğru tedavi dediniz. Yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Hı hı. Fakat kabul edersiniz ki eğitim nedir? Eğitim Beşik'ten mezara kadar olan bir süreçtir. Süreç, doğru. Dolayısıyla güncelin takibi, güncelin veteriner hekimlere de aktarılması bu noktada bu stratejik plan dahilinde eğitimin de bu olayın içerisine alınması gerekmekte. Şimdi ne demek istiyorum? Belki çiftçi dostlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşan dostlar bu noktada konunun biraz dışında kalacaklar ama en azından onlar da veteriner hekimlerinden bazı şeyleri talep edebilmeli artık. Zaten ediyorlar. Örnek. Mesela neyi talep etmiyorlar da bu sorunlar yaşıyorlarmış? Evet, Öyle formüle. Örnek vereyim. Şimdi efendim bir buza biz bugün özellikle buza ishallerini seçtim. Çünkü %160 gibi buza kayıtların ana nedenim bu hı. ishaller. Evet. Şimdi siz buzaınız isal oldu. Niye oldu? Neden oldu? Tabii ki bunlar önlenmeli miydi? Bunları da konuşacağız ama isal oldu. Hı hı. Şimdi bunu tedavi yaklaşımı önemli. Ben buradan tüm veteriner hekim meslektaşlarıma şunu rica ediyorum, şunu söylüyorum, altını çiziyorum. Yapıyorsunuz, evet doğru yapıyorsunuz. Fakat bilimin gerçekleri çerçevesinde lütfen bu tedavi prosedürlerini, protokollerini geliştirin. Şimdi ishal varsa ne, ne yoktur efendim? Sıvı kaybı vardır. Evet. Ne vardır? Enerji kaybı vardır. Ondan önce ne vardır? Elektrolit kaybı vardır. Ve ne vardır? Bizim bir karbonat dediğimiz çok önemli olan vücudun tampon sistemi dediğimiz bir mineral var. Bunun kaybı vardır. İşte hekim arkadaşlarından ricam şu. Mutlaka yapıyorlar. Ancak bu eksiği göz önünde alsınlar ve bu eksiğin giderilmesi noktasında onlar biliyorlar kitaplarda bunlar yazıyor bizler de anlatıyoruz bunu lütfen tedavi prosedürlerinin en başına bunu eklesinler. Siz sıvı baz tedaviye dikkat ederseniz, bakın etiyolojik neden yani isalin nedeni ne olursa olsun eğer doğru ve tam bir sıvı tedavi yapılmaz ise siz o buzayı kaybetmek Kay durumunda kalırsınız. Ne olursa olsun Tabii. Peki şimdi kıymetli hocam Buyurun çok efendim. önemli esrafırla ee, konu başlıklarına değiniyorsunuz bakın izleyicilerimizden de paralel Hı. E, mesajlar var ee, diyor ki Tamam buzalar ölmesin diyoruz ama buza buzalar için aşılar var diyor ee, Bunlar 10 doz ya da 25 doz olarak satılıyor Doğru. diyor 10 inek ve daha az inek bakan kişiler bu aşıları alamıyor. Lütfen bu konuyu da gündeme getirin diyor. Ee, mesela bazı aşıları devlet parasıyla bu desteklerle destek verilirse buzağlar evet. ölmez diyor. Şimdi Doğru. kıymetli hocam, e, bu ve benzeri çok mesaj vardı. Sayın bakan da destek vereceğini açıkladı. Zaten. Açıkladı. Evet. Şimdi e, aşı aşılama bedava dedi. İçinde var mı bilmiyoruz. Vardır Detaylar bu çıksın. çıksın. Şimdi burada. Ee, i̇ki önemli konu var kıymetli hocam. Demiş ki izleyicimiz bir on inek ve daha az inek bakan kişiler. Şimdi burada aşılara erişemiyor demiş ama bunu bütün veterinerlik hizmetlerine erişememek şeklinde genelleştirmek de mümkün olabilir. Ee, bu e, işletme yapısı ve işletme içindeki hayvan sayısı ortalamasıyla sizin bu söylediğiniz idealleri gerçekleştirebilmek ne kadar mümkün? Evet. Buyurun. Şimdi mesele şu, bakın Umut Bey Türkiye'de. 200 baş ve üzeri besi veya süt işletmesi sayısı oldukça düşük. Yani büyük işletme tabir ettiğimiz işletmelerin oranı neredeyse yüzde yarım. En fazla yüzde yarım. Genel itibariyle bir beş baş, beş on baş bunlar da yüzde ellisinin yüzde altmışını oluşturuyor. Dolayısıyla şu demek bir vatandaşın bir ineği varsa ve bu ineği hasta olup ölüyorsa bu vatandaşın kaybı yüzde yüzdür. Biz olaya bu gözle bakmamız gerekiyor hem hekimler olarak hem de bu işi koordine eden bakanlık olarak. Dolayısıyla bir ineğinde olsa, beş ineğinde olsa, 500 yüz ineğinde olsa bu desteğin hepsine verilmesi gerekir. Ben vatandaşımıza katılıyorum. Ancak bu tabii ki takdir edersiniz ki biz üniversite hocasıyız. Bunun planlaması e, Tarım Bakanlığı'ndadır. Bunları da tahmin ediyorum. E, bu noktada da e, bakanlık çalışanlarımız gereken e, düzenlemeyi hele ki 2018 yılı buzayılı yılı ilan edilmişken yapılacaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Şimdi burada Buyur. burada şu var. Şimdi biz buzayı asıl şunu konuşmalıyız. Biz bu buzayı Nasıl kaybetmeyeceğiz? Evet Nasıl hasta etmeyeceğiz? Şimdi Hı. ana strateji bunun üzerine kurulmuş durumda. Şimdi burada yapılması gerekenler var. Sizin de sürekli e, tutmaya çalışıyorsunuz evet, gündemde, gündemde. Evet gündemde tutuyorsunuz evet. ve sürekli bizler de izliyoruz. Sağ olun efendim. Şimdi bir anne ile ilişkili Hı. faktörler var. Nedir? Mümkünse anne yeşil yem yiyecek. Mümkünse anne gebelik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirecek. Birincisi bu. İkincisi çevre şartları yani hijyen kabul ettiğimiz hijyen şartları optimum düzeyde olacak en iyi düzeyde olacak. Şimdi ülkemizin ne yazık ki gerçeği hepimiz gidiyoruz çiftliklere Sarıya kadar Sarıya kadar dışkıyla bulaşmış inekler görüyoruz. Ben açıkçası üzülüyorum. Lütfen e, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimden ricam lütfen hijyene dikkat edin. Bu hem bizim kültürümüzde var hem dinimizde var. Yani hijyen, emin olun hijyene dikkat ettiğiniz zaman birçok e, sorunu da bertaraf edeceksiniz. Buza ile ilişkili faktörler nedir? Bakın efendim, biraz önce yeşil yem dedim. Ya da gebelik döneminin gebelik dönemi aşıları var. Bunlardan bahsediliyor. Bunlara da mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi yeşil yemini yiyen, vitamin mineral desteğini alan, doğru beslenen, optimum şartlarda, çevre şartları uygun bir e, hayvanın doğum yaptıktan sonra buzasını bir kez Hasta olma olasılığı azalıyor. Az Peki ne yapacağız? Hocam doğum yaptı. İşte göbek kordonu dezenfeksiyonunu yapacaksınız. Kurulayacaksınız. Eyvallah. Peki yapılması gereken başka ne var? Bakın. Hep göz var. Bugüne kadar yıllarca bize de anlatıldı. Biz öğrenciyken ilk 72 saat deniyordu. Şimdi bu 4-6 saate kadar düştü. Ağ sütü. Ağ sütü. Yani kolostrum tabir ettiğimiz ağ sütü. Hı hı. Rica ediyorum. Kolostrum buzağının hakkıdır. İlk 4-6 saat içerisinde. Altını çiziyorum. 12 saat te kadar uzatılabilir. Hı hı. Ama ilk 4-6 saat içerisinde hadi 12 saat diyelim buzağının vücut ağırlığının %10'u kadar kolostrumu alması sağlanmalıdır. Hı hı. Siz bunu sağlamazsanız özellikle ilk 15 gün gelen hastalığa hoş geldiniz dediğiniz anlamına gelir bu. Bir kez bunun altı çizilmeli özellikle bu kolostrum ağız sütünün önemi çiftçilerimize, yetiştiricilerimize altı çizilerek defalarca anlatılmalıdır. <laughs> Şimdi burada tabii değişik yöntemler var eğer anne sağlıklı ise eğer annemiz sağlıklı ise ağız sütü yavrusuna yavrunun emmesi sağlanarak alması sağlanarak verilmelidir hı hı. ve bu ağız sütü <laughs> dondurulabilir efendim biliyorsunuz artı 4 derecede ya, saklanabilir ama şunu söylüyorum bakınız ilk 24 saatten sonra alınan ağız sütü ancak yavrunun bağırsaklarında lokal yani sadece bağırsak yüzeyini korur emilmez artık. Emilmediği için o bağışıklık hücreleri diyelim, immunglobulin diyoruz biz onlara, geçmez. Şimdi bu buzağların, ineklerin özel bir plazanta yapısı var. Aynı insanlar gibi onların da bir plazantası var. Yani yavru zarları var. Bu yavru zarları anne karnında bu bağışıklık maddelerinin yavruya geçişini engelliyor. Yaradan böyle yaratmış. Ancak bir özellik vermiş onlara. Kandaki bağışıklık hücrelerinin aynısı birebir aynısı süte geçiyor. İşte o yüzden bu su bağışıklık hücrelerini alması gerekiyor neyle? Annesini emerek evet. ya da biberonla ya da benzer şekilde. Şimdi ricam şu. İlk 4-6 saatin altını çizdik mi? Çizdik. çizdik. Hem fikir miyiz? sen fikiriz. İlk 4-6 saatte %10'u kadar verecek miyiz? Vereceğiz. Tamam. Maksimum süremiz ne? 12 saat. 12 saatten sonra bileceğiz ki artık bir etkisi, bir faydası olmuyor. Bunun altını çizelim. Burada hem hemfikiriz. Bir diğeri İş burada bitiyor mu? Bitmiyor. <laughs> Şimdi buzağının sizin de, bahsettiğiniz üzere ne yapılması lazım? Hemen doğumdan sonra septi serum denen bir aşımız bu. Herkes biliyor artık. Hı hı. Çiftçimiz de biliyor, yetiştiricimiz de biliyor, hekimlerimiz zaten biliyor. Bunun uygulanması gerekiyor. Buna da özellikle dikkat edilmesi, buzağının kuru, temiz altlıklı bir yere alınması, göbek kordonu dezenfeksiyonu kurulanması vesaire bunlara da dikkat edilmesi gerekmekte. Bunlar da buzağımızla ilgili hususlar efendim. Özetle bunu yapan buyurun. buyurun. Şimdi özür diliyorum. Estağfurullah, ne lütfen. kadar güzel anlattınız hocam. Hiç de müdahale etmemeye de gayret gösterdim ama bir yandan izleyicilerimizden gelen mesajları da okudum. Bir yandan can kulağıyla sizi dinledim. Şimdi bu anlattıklarınızın Hı -hı. hep söylüyorum lütfen yanlışım varsa tamam. beni uyarın. Çok büyük bir bölümünün maddi imkanlarla pek ilgisi yok. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Çünkü neden şimdi Umut tekrar konuyu buraya getirdin diyeceksiniz? Siz anlattıkça bana gelen mesajlar şöyle. Kazanamıyoruz ki bu önlemleri alalım. İşte süt para etmiyor ki hocamın dediklerini yapalım. Bakın ben teknik bir insan değilim ama iyi kötü işte 15 yıldır program yapıyorum. Siz de söylediniz. Bu anlattıklarınızın parayla pulla pek ilgisi yok. Hiç ilgisi ya yok. Ya da varsa bile çok cüzi. Şimdi bir ineğiniz var. Evet. Ve bu ineğiniz gebe. Hı hı. Ve bu ineğiniz doğurdu. Doğum yaptı. E şimdi siz buraya kadar olan süreçte zaten ne yapıyorsunuz bunun yem masrafı var bunu verdiniz hı hı. E zaten e, çeşitli yer hasta olmadığını kabul edelim mineral vitamin ihtiyacını zaten karşıladınız evet. yaptınız bizim sizden ricamız şu bakın burada bir para yok pul yok sadece ne diyoruz biz size hijyene dikkat edin temizliğe dikkat edin bir ineğiniz de varsa dikkat edin bin ineğiniz varsa da dikkat, dikkat edin. edin dikkat edin çünkü temizliğe dikkat etmezseniz tüm hep her şeye hoş geldiniz dersiniz diyoruz hı hı. şimdi burada bir önemli husus. ben onu unuttum. E, affınızı onu da eklemek istiyorum. E, kuruda kalma süresi de çok önemli. Hı. Şimdi bazen bazen arkadaşlar, e, hekim arkadaşlar olabilir ya da yetiştirici arkadaşlar olabilir. Bu süreyi kısaltma e, için e, kısaltmak istiyorlar. Efendim minimum 45 ila 60 gün hayvan kuruda kalmalı. İyi bir kolostrum için, iyi bir ağız sütü için, iyi kalitede bir ağız sütü için bu sürenin mutlaka realize edilmesi lazım. Bakın yeşil yem dedik çeşitli vitaminler dedik. Ne mesela A vitamini dedik. Hı hı. Mesela ne dedik? Mineraller dedik. Selenyum dedik gibi. E vitamini dedik. Bunlar önemli dedik. Şimdi niye önemli? Niye yeşil yem diyorsun hocam? Ben yeşil yemi nereden bulacağım? Tabii ki yeşil yem derken e, <laughs> illa yemle olmaz ama çeşitli bunu destekleyici benzer enjektabıl ya da diğer ürünler var. Toz tarzında ürünler var. Bunların da kullanma. Hekimlerine danışırlarsa yetiştirici arkadaşlar. Hı hı. ona ben genel hatlarını çiziyorum. Şimdi Niye? Çünkü bu yeşildeki beta karoten denen bir madde var. ve bu bu plazantayı geçiyor ve mukozal bariyer dediğimiz işte bu yavrunun sağlıklı olmasını sağlayan o yapının daha efektif çalışmasını daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Şimdi kötü çevre şartları diyorsun hocam, e bunun parayla pulla bir ilgisi var mı Umut Bey? Yani temizlik temizlik yapılmalı. Yani illa son sistem bir gübre suyucu al, olmak almak zorunda, zorunda değilsin. Değiliz. Ne, Ama ne, ne yapman o... lazım? O gübreyi o ahırda bırakmaman lazım. Şimdi Doğru ben be. e, lütfen yanlış anlaşılmasın. Küçük işletmeler, bir beş başlık, beş on başlık işletmelere gidiyorum. Hala içeride soba yakıldığını görüyorum. Bakın altını çizeceğim. Şimdi bizle, biz ne yapıyoruz? Ceket giyiyoruz, palto giyiyoruz, eldiven Üstünde giyiyoruz. zaten hayvan. Zaten bu hayvanın üzerinde kıl örtüsü var. Derisi bizden kalın, deri altı yağ tabakası var. Bakın tekrar ediyorum. Sığırın konfor ısısı, kendini en rahat hissettiği ısı. Bizim nedir? 24 derecedir. Sığırın 5-15 derecedir. Hı hı. Hatta eksi 5 ile 25 derece arasında da verimini çok rahat sürdürebilir. Dolayısıyla hayvanım üşür Olur diye... Olur mu hocam üşür ya ne yaptınız? <laughs> Aman öyle düşünmesinler. Çünkü keçeyle kapatılan ahır camları içeride soba yakalan ahırlara ne yazık ki rastlıyoruz. Hala rastlıyoruz. Bir kez bunun değişmesi gerekiyor. Şimdi düşük doğum ağırlığı demek ki besleme de önemli. Ne yapacağız? konumuna, durumuna uygun, dönemine uygun beslemeyi hı hı. gerçekleştireceğiz. Yemediğiniz zaman ayakta kalabilir misiniz? İmkanı var mı bu? Hasta olmamanız mümkün, mümkün mü? mü? Aşırı kilo verdiğimiz zaman ne oluyor? Tüm hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bakın bir örnek vereceğim. Karadeniz'de o dağın başında bir tane cerseğine bakan o annem var ya benim. Hı. İşte o annemin hassasiyetiyle o ne yapıyor? Buzasına isim veriyor. İneğine isim veriyor. İşte kıstas bu. Bu hassasiyetle siz hayvanlarınıza bakmadığınız sürece Hı hı. Bu hastalıklar da sizin başınızı bırakmayacak. İstediğiniz kadar zengin olun. istediğiniz kadar paranız olsun. Siz eğer sistemi oturtmadığınız müddetçe bir hayvan ya da on hayvan hiç fark etmez. Bu hastalıklar sizin başınızı ağrıtmaya devam e, edecek. Kıymetli efendim. hocam Buyur bir, bir e, yoğunlukta şu hazır sizde bulmuşken e, sorayım. E, şimdi... Şişesi 900 lira, 1000 lira, 1100 lira olan aşılar varmış. Ve bunların özellikle birer dozluk üretimi olmadığı için ulaşmak zormuş. Diyorlar ki küçük üretilsin fiyatı düştün biz de alalım. Çiftçimiz haklı mı bu konuda efendim? Şimdi çiftçi haklı, evet. yetiştirici haklı. Ama bu konuda takdir yetkisi ve planlama yetkisi Tarım Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bakanlığımız bu konuda çiftçiyi dinleyecek, çiftçiye ne yapacak? Kulak verecek. Bu bu çerçevede bu üreticileri ya da ithalatçıları yönlendirecek. Hı hı. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama Sayın Bakan tekrar altını çiziyorum. Yani ben bu işi destekleyeceğim dedi. Tahmin ediyorum e, bir hayvana olana da bu destek verilecek. Daha fazla olana da bu destek verilecek. Evet. Anladığımız bu. Bir kez 2018 yılının başındayız. Bu sürecin belli olması. E, bu sürecin nereye gideceğini de tahmin ediyorum. Tayin edecektir diye düşünüyorum. İnşallah. E, şunu da belirtelim. Ee, biz tabii ben şimdi iç hastalıkları uzmanıyım. Dolayısıyla birazcık işe <laughs> e tabii ki, kendi memnuniyette, boyutumda memnuniyette, bakıyorum. Memnuniyette hocam. Ee, ricam şu tohumlama yaparken veteriner hekim arkadaşlar lütfen tohumlama yaptığımız hayvanın yapısına, cüssesine uygun seçimler yapalım. Niye bunu diyorsunuz hocam? Çünkü güç doğum da bizim buzağımızın hayatta kalmasına engel olan güç doğumlar da buzağımızın hayatta kalmasına engel olan nasıl zayıf doğduysa çok iri bir buzağı ve güç doğumla dünyaya gelen bir buzağının da hayatta kalma şansı azalmakta. Tabii ki aşılar yapılacak. Ben aşılar konusuna çok girmek istemiyorum. Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. E, ee, buzağı aşıları var tabii ki ama gebelik dönemi aşılama yani doğumdan bir ay öncesinde ya da iki, en, üç hafta öncesinde bir takım aşılarımız var. Veteriner hekimlerimiz bunu biliyor. Bu aşıların yapılması da yine buzağlarımızın hayatta kalması noktasında onlara Destek, destek olacaktır hocam. diyorum. Şimdi kıymetli hocam bir estağfurullah bir fikir geldi Türkiye ziraat odaları birliğinden. Ben de biraz detaylandırdım okudum hocama bir danışayım dedim. Şimdi tabii ki anlattığınız yöntemleri çiftçilerimiz bireysel olarak yapmalı zaten. Ama bunun biraz daha böyle bütüncü belki maliyetleri bir noktada daha azaltmalarına da vesile olacak. Köy bazlı buzağa bakım evleri kurulabilir. Madem buzağa yılı ilan ettik bu evler kurulabilir dendi Ziraatları Birliği tarafından. Ee, tabii müthiş detaylar yok önümüzde ama işin mantığını anlıyoruz başlıktan bile. Ne dersiniz uygun olur mu? Şimdi bakın dünyada şimdi en başta siz güzel bir şey söylediniz. Evet, Dediniz ki hocam Avrupa'da yüzde beş bizde niye yüzde on beş? Amerika'da yüzde iki. Öyle mi Amerika'da yüzde Amerika'da yüzde iki yani resmi verileri böyle. Tabii şimdi onu girip bakmak lazım yok, ama. Yok yok yani biz ortalama hale getirebiliyoruz tabii Şimdi yüzde on beş rakamı niye yüzde on Şimdi biz bu demek ki gereken ihtimamı vermiyoruz. Göstermiyoruz özeni göstermiyoruz. Şimdi bu bakım evleri de kurulabilir. Şimdi şöyle bir yaklaşım da var artık deniyor ki siz her hayvana bireysel yaklaşacaksınız. Bu zayı annesinden ayırmak da doğru bir seçenek olmayabilir. Hı hı. Olay artık buraya doğru da gidiyor. Şimdi burada Tarım Bakanlığımız, Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığımız en doğru seçeneği ortaya koymalı ve çiftçilerimiz için, yetiştiricilerimiz için örnek teşkil edecek bir metodu ne yapmalı? İlgili bu işi bilen insanlarla beraber geliştirmeli ve e, örnek e, olarak e, önüne koymalı. Hı hı. Şimdi bu şunu demek istiyorum cidden bireysel bazı yaklaşım mı faydalı olacak? Şimdi Türkiye'nin gerçeklerini de düşündüğümüzde bir beş baş dedik, beş on baş yüzde altmışını oluşturuyor dedik. E doğru o zaman ne yapacağız? Biz bireysel yaklaşımı belki bu, buralar için bireysel yaklaşımı ön plana alacağız. Ya da dediğiniz gibi e, Sayın Başkanımızın da belirttiği üzere köylerde çeşitli buzağa bakım evleri kuracağız. Bu hayvanları burada bakacağız. Evet. Burada yetkilendirilmiş hekimler, işi bilen hekimler aracılığıyla burada bunların bakımı beslemesi gerçekleştirilecek. Bu metodun ne olduğunun önemi yok. Bakın tekrar ediyorum. Yapı yapalım da nasıl yaparsak bunu, bunu, yapalım. Bunu yapalım ama bireysel bazda yapalım ama Hı. toplayalım. Hep birlikte yapalım. Ee, burada birinci görev yetiştiricinin, ikinci görev veteriner hekimlerin. Hep birlikte biz bu işe omuz vereceğiz. Demin programınızı izlerken e, bir vatandaşımız Edirne'ydi tahmin ediyorum. Dedi ki ben dün bir buzağımı kaybettim. Aynen öyle. Ve materyali nereye göndereceğim, ne yapacağım? Şimdi dolayısıyla bizim kurulu laboratuvarlarımız var, fakültelerimiz var. Hemen hemen Türkiye'de e, aktif anlamda laboratuvarlarda çalışan çok sayıda fakültemiz var. Her bölgemizde var. <laughs> Buralar bir tercih olabilir. Ben sayın e, yetiştireceğimize bunu öneriyorum. Hı hı. Lütfen hekiminize danışın. E, bakın artık hızlı test kitleri var. Hatta materyal göndermeden buzağının hangi hastalıktan müzdarip olduğunu ortaya koyan Hemen hasta başında çok hızlı yapılabilen hızlı tespitlerimiz var. Hekimlerimiz bunu yoğun olarak kullanıyor. Lütfen hekimlerinizden bunu talep edin. Hı hı. Siz tanıyı koymadan tedaviye girişirseniz elinizde bir şey olmaz. Esas olan nedir? Tanıdır. Tedavi prosedürünü hekiminiz size zaten tarif edecektir. Biz sadece burada şunu yapmalıyız. İşte saç ayağının üçüncüsü. hekimleri Hekimlere günceli anlatabilmemiz gerekiyor. Güncel bilgiyi hekimlere verebilmemiz gerekiyor. Doğru ve uygun tedavi prosedürü nedir? Tüm hekimler yapacak bunu hocam. Bunu Tarım Bakanlığı yapacak. Ha, tamam. Bunu Tarım Bakanlığı yapacak. Tamam. Bunu birlik yapacak. Evet. Yani bu ara, birliğin aracılığıyla yapabilir ya da direkt kendisi de yapabilir. Evet. Bu eğitimi profesyonellere profesyonellerden bu bilgiyi direkt veteriner hekimlere aktarması gerekiyor. Kıymetli efendim. hocam e, destekleyici mesajlar ağırlıklı. Az önce demiştim bakın hani e, paramız yok ki kazanamıyoruz ki bir izleyicimiz demiş ki Twitter'dan yazmış çok teşekkür ediyorum hocamıza e, parasızlıktan ziyade bilgisizlik ve ihmaldir yüzde sekseni bu işin. E, bunu vurguladığı için sağ olsun demiş. Bir efendim çok fazla teknik soru geliyor ama Tabii, bizim buyurun. programımız onu e, çok kaldırmıyor. Tabii, ama buyurun. şu önemli e, diyor ki izleyicimiz 20 günde 25 günde ölümler oluyorsa oluyor bunun özel bir sebebi var mı? Aslında biraz söylediniz hani ilk bir aya kadar hisaller e, sonra bir izleyicimiz de şunu yazmış. E, hiç solunum yolu enfeksiyonlarına vurgu yapmadınız Oysaki bu da bir sebeptir e, diyor. Belki bir iki dakika ne dersiniz? Tabii, 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 evet, şimdi de doğru hocam. söylüyor fakat biz e, konu başlığımızı buza iselleri ve buna bağlı ölümler olarak Demiştik. seçtiğimiz için. Biz bu konuyu konuştuk, Çok haklısınız. Ee, tabii ki solunum sistemi hastalıklarda ölümler arasında önemli bir paya pay, pay tutuyor. Işte. Bu noktada da aşılamayı hı hı. biz öneriyoruz. Bakınız, buraya sadece kısa bir e, dipnot düşerek e, çok da e, bu konudan sapmak da istemiyorum Buyurun. ama. Şimdi burada da dikkat edilmesi gereken ana unsur şu. Bir, bir kez doğan canlı, her canlı, mikrop tabir ettiğimiz genel itibariyle virüsler olur, bakteriler hepsini olur, açık. hepsini açıktır. Allah, evet. Hepsiyle karşılaşır. Hepsi bir savunma hepsiyle karşılaşır. Yok. Evet. Bunları alır da zaten bize verilmiş en önemli nedir? Nimet bizim bağışıklık sistemimizdir. Hı hı. Hayvanlar için de öyledir. Bağışıklık sisteminin gelişebilmesi için de bunlarla temas etmesi gerekir. Ancak siz bağışıklık sistemini desteklemezseniz ne yapar? Ya da bağışıklığı düşürücü faktörler dahilinde bu e, etkenler normalde bağışıklığını geliştirici bu etkenler patojen hale yani hastalık yapıcı hale geçer. Şimdi solunum sistemi hastalıklarının ana nedeni şu. Bir, hatırlayın geçmişte veremle savaş için neler kuruldu? Bu, nereye kuruldu? havası temiz, çam ağaçlarının içerisinde. Şimdi şunu Bunu demek sağ istiyorum. Bir kampanya. Şunu demek istiyorum efendim. Birincisi temiz hava. İkincisi Nasıl duvarı nem yıkarsa buzayı da hava akımı yıkar. Hava akımlarına, ceyran tabir ettiğimiz halk arasında o hava akımına maruz bırakmayacağız. Hı hı. Havası temiz, yani siz girdiğinizde rahat ediyorsanız, eğer o girdiğiniz ahırdaki hava sizin ağzınızı, burnunuzu, gözünüzü yakıyorsa, bu nasıl size orada kalabilir misiniz bir gün boyunca? Siz kalamazsanız, kalamıyorsunuz ama hayvanınızı bırakıyorsunuz. bırakıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Temizliğe dikkat etsinler. Hakim rüzgarlara ya da hava akımı yapmayacak şekilde havalandırmaya dikkat etsinler. Emin olsunlar, hiç tedavi yapmadan hiç tedavi yapmadan solunum sistemi hastalıklarının birçoğuna karşı hayvanlarını koruduklarını görecekler. Gerçekler. Tabii ki aşılama şart, aşılamaya da dikkat edecekler. Şimdi kıymetli hocam Bugün sunucunun efendim. notları bitti. Ee, <laughs> evet. çok önemli aslında süremiz de sağ olsun Emre birkaç dakika daha verdi bize. Hı -hı. Son notlarınız varsa alayım. Unuttuğumuz tabii, yerler olabilir, tabii. tekrarlamak istediğiniz yerler tabii, olabilir tabii, ama tabii. çok kısaca efendim. Tabii. Buyursunlar. Şimdi bu zayselleri önlemek için bir çevresel hijyeni sağlayacağız. Kısaca iki Hı -hı. biyogüvenlik tedbirlerine dikkat edeceğiz, özen göstereceğiz. Doğumhane ve tedavi için ayrı bir ünite revir oluşturulmasını ben öneriyorum. Belli sayının üzerinde hayvanlar Ve bunların da lütfen dikkat edin birbirine belli bir mesafesi olması lazım. Şu yanlışı da çiftliklerde görüyorum. Hekim arkadaşlarımı buradan bir kez daha dikkat etmeleri noktasında uyarıyorum. Hasta buzağı hasta olduğu yerde değil, diğer buzağıların yanında değil. Oradan hemen uzaklaştırarak, varsa eğer ishalse veya herhangi bir ifrazat varsa etrafta onu da dezenfeksiyonu sağlayarak ayrı bir yere alarak tedavi ediniz. Lütfen efendim buna dikkat ediniz. Doğumhane ve revir girişlerini mutlaka kontrolü yapınız. Çiftliğiniz eğer belli bir sayının üzerindeyse hayvan girişlerini, araç da girse insan da girse buna dikkat ediniz. Lütfen şuna dikkat etsinler. Özellikle büyük çiftliklerde çalışan arkadaşlarıma söylüyorum. Ayrı kıyafet kullanın, ayrı çizme kullanın. Revirdeki çizmeyi revirde bırakın, revirdeki kıyafeti revirde bırakın. Ve bunların belli aralıklarla ya tek kullanımlarını ya da dezenfekte edilmesini, temizlenmesini sağlayın. Kolostrumu vermeyi sakın unutmayın. Sevgili yetiştiriciler lütfen kolostrumu verin. Eğer kolostrum kanlı ise, sulu ise, nahoş ise onu vermeyebilirsiniz. Ama lütfen... Her buzaya kendi annesinin kolostrumunu vermeye evet. ve ilk 4-6 saat içerisinde hemen vermeye ver. hemen vermeye dikkat edin. Ne kadar vücut ağırlığının %10'u onu kadar. Ha, artı 4 derecede 10 gün kadar da saklayabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ee, dolayısıyla 60 derecenin üzerinde de lütfen ısıtmayın kolostrumu bu da yapılıyor. Kuru dönem süresine dikkat edin. Yeşil yem, vitamin A, E gibi vitaminleri de lütfen katın. Doğum hijyeni de önemli. Bunlara dikkat ederseniz emin olunuz buzağlarınız ölmeyecek. Buzağlarınız sağlıklı olacak. Sizin hem sizin ekonominize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaksınız efendim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bir buzağının e, ölmesinden dolayı e, bir işletmenin yaşadığı maddi kayıpla onu öldürmemek için Biraz göstereceğimiz dikkat, e, ihmal etmememiz gereken noktalar. Belki birazcık da e, masraf hani geleceğe yönelik aslında hiçbir zararımız yok, karımız var. Kesinlikle. Çok haklısınız. Bu arada hocam sizin doğrudan konunuz değil ama çok mesaj geldi. Bunu da aktarmak benim boynumun borcu oldu. Bu nedenle size değil kameraya aktarmak istiyorum. Evet. Değerli izleyicilerimizden çok sayıda mesaj geldi. Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyoruz. Sayın hocam da bahsetti. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu ama inanın yüzlerce mesaj var. Ee, Tarım Bakanlığı'na seslenmek gerekiyor burada. Biz ilçe tarıma gidiyoruz. Aşının önemini biliyoruz. Aşı istiyoruz. Aşı yok diyorlar. 3 buzağım öldü, iki buzağım öldü. Yine gittim, yine yok dediler. Hem aşı bedava, hem aşı yok. Bu nasıl oluyor diye yüzlerce soru var sadece WhatsApp'tan gelen ilgilenenlere duyurulur diyelim hocam bir kez daha teşekkür, ben teşekkür ediyorum ederim efendim. Sağ, olun, sağ olun var olun efendim Siz yorduk olun. sizleri değerli izleyicilerimiz yarın sabah 8:30'da yine canlı yayındayız yine ilk 45 dakikamız gündem ee, hemen ardından da çok tartışılan şu Orkinos kotalarını konuşacağız efendim. E, su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya bizlerle birlikte olacak. 2017 nasıl geçti, 2018 nasıl gelecek bir bunu değerlendireceğiz ama ana gündem maddemiz çok tartışılan, çok da talep vardı Orkinos kotaları. Yarın sabah görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız efendim.